Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum, selamlıyorum. Evet, bugünkü konumuz tecelliden başka bir şey olmadığını kabul etmeyen mahkumdur. Her ne oluyorsa Allah'ın izniyle oluyor. Tecelliye mazhar olmak, yoruma mazhar olmaktır. Yani yavaş yavaş espriyi çözmeye çalışmaktır. Arkasındaki hikmeti anlamaya çalışmak muhteşem bir şey. Eyvallah. Eyvallah. Konumuz bu sevin. Rüyanı bu alem ölçülerine göre yorumlarsan rüyayı rüyaya göre yorumlamış olursun. Boş. Rüyayı mana alemine göre yorumlamaya bak. Asıl olan manadır zaten. Asıl hayat Allah'ı yaşamaktır. Espri de o. Gizli hazineydim, bilinmek istedim. Sağ ol Seher. Her şeyi senin için yarattım kulum, seni de kendim için diyor. Eyvallah, ben de özlüyorum. Hakikaten o 2-3 gün bayağı farklı geçmeye başladı. İşte fırının duvarları ısınınca ekmek olmaya başladı. Öyledir. Hayırlı akşamlar. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Evet, tecelliden başka bir şey yok arkadaşlar. Tecelli. Teşekkür ederim. Tecelli Allah'ın dediği oluyor, o da en güzeli. Ama işte korkuyoruz. O tünelden geçerken korkuyoruz. Işık hiç gelmeyecek zannediyoruz. Halbuki geceyi mutsuzluk kabul ediyorsan gece olarak kalmıyor. Aynen öyle. Tecelli ile ilgili bölümü anladım. Gündüzü mutluluk kabul ediyorsan gündüz olarak kalmıyor. Geceyi mutsuzluk kabul ediyorsan gece olarak kalmıyor. Bir devinim. Hani bu da geçer yahu var ya. İşte o. Hepsi geçer. Allah'ın yüzü baki kalır diyor. Her neye baksan onu görürsün. Şarkının adı Dilimde Daim Allah. Amerika'ya selamlar, sevgiler. İşte bak, dünya küçük bir küçücük bir aletle dünyayla bağlantı kuruyorsun. Aslında şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Mümkün mü Amerika'dan buraya her çarşamba pazar gelmek? Hani diyelim ki bu konunun aşığısın. Adanmışlık ruhuyla işte tasavvufla ilgileniyorsun. Mümkün mü? Hayır, oturduğun yerden çayını kahveni içerek Bismillah deyip düğmeye bastığın zaman Ya Rabbim duymak istediklerimi duydur. Görmek istediklerimi gördür. Konuşmak istediğimi konuştur dersen Allah duyup da duymamazlıktan gelmez. Sen neredeysen ben oradayım diyor Cenab-ı Allah. Sen neredeysen ben oradayım. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne güzel bir şey. Almanya'ya sevgi, selam. Çok teşekkür ederim Sevgi Hanım. Sevgi. Aleyküm selam Trabzon'a. Ya Mardin'den ki. Ya müthiş bir şey ya. Ve ayrıca arkadaşlar şu. Çok teşekkür ederim Gülay'cığım. Dünya büyük bir aile. Yeni ferdini yeni tanıyorsun. Götürürsün ya da götürmezsin. Sana bağlı. Allah bozmasın deriz. Allah hiçbir şeyi bozar mı?
insanlar bozar. Ne güzel. Bir parçayı dinleyelim bu arada. Ben de selamlaşayım sizlerle. Çorum'a, Almanya'ya sevgiler. Balıkesir'e. Eyvallah. Pınar. Amin canım. Gel gönlünde mukimi gör, ikamet edeni gör. Hiçbir yere sığmam, gönle sığarım diyor ya. Gel katrede ummanı gör, katre damla, damlada onu gör diyor. Çünkü ondansın o ilah, sen ilahi. Gel Hazreti Rahman'ı gör. Tabii ki aleykümselam. Teşekkür ederim. Zamanı yeni gelmiş. Gel katrede ummanı gör. Ay Üsküdar'ın ne güzel velileri ve kedileri bol olan yer. Hazreti Rahman'ı gel eşyada hikmeti gör. Gel kul olda sultanı gör. Gel kul olda sultanı gör. Gel bir kez hodbin olma, kaba olma. Terki beden et, egoyu minimize et. Gel kul olda sultanı gör. Gel bir kez hodbin olmak gör. Bak terki beden etse gör. Eşyadaki hikmet diyelim. Evet, o olur işte, çok uyanık olmak lazım. Uyanık yani akıl verdim diyor Cenab-ı Allah. Akıl akletmez misiniz diyor. Müheymin, muhyi, ihyanet, ihya eden müheymin. Uyanık ve titiz. Allah, Cenab-ı Allah uyanık ve titiz. O hasletlerden sende de biraz var diyelim. Şimdi eşyada hikmeti gör diyor. Sinop'a sevgiler. Gel, parçanın adı gel. Mercan Selçuk söylüyor. YouTube, Çiğdem Okumuşlar YouTube sayfamda var. CD'si de çıktı. Gel mahluk halikini gör. Evet. Muhi ihyani. İhya eden, müheymin, uyanık ve titiz. Muhyi, evet, can ve sağlık veren muhyi. Gel, bunca yıllar aradım CD'sinin içinde. Gel parçası, Mercan Selçuk söylüyor. Mülkün malikini gör. Aferin, o 9 yaşındakine selam, nasibi var. Değişik bir şey o. Aynı. Gel mutlu sahibini gör. Öğretmenim Mutlu Baba ya soyadı. Mutlu diyor. Mahlasında ona kul olanı gör. Gel eşyada hikmeti gör. Gel kul olda sultanı gör. Gel kul ol. Bir kez hodbin olmak gör. Evet. Baktır ki beden etse gör. Eyvallah canım. Gel eşyada hikmeti. Gel eşyada. Ha ona ha bana fark etmez zaten. Bu silsile bayrak yarışı gibi. Eyvallah. Gel bir kez hodbin olmak gör. Baktır ki beden etse gör. Terki beden bu dünyada terki beden egoyu minimize etmekle olur. Özüne varmanın ilk adımı tevazu.
Gel mutlu sahibini gör. Eyvallah. Şimdi bakın. Diyor ki eşyada hikmeti gör. Eşyadaki hikmet nedir biliyor musunuz? Şimdi ben sözüm ona kıtlama içmeye başladım. Şöyle hani bir çaya iki şeker atacağıma dedim. Bir şekerin dörtte birini le az şeker almış olurum. Rahmetli eşime de diyorum ki aşağıda dükkandan koli koli geliyor oraya hani restoran olduğu için kafe restoran olduğu için koli koli alınıyor. Yani bir paket kesme şeker getirir misin yukarıya diyorum. Yakın evle iş yeri. Unutuyor hep. Kızım da karşıda. Kızımın da kayınvalidesi evde misafir gelmiş. Bir gün gittim. Unutmuş. Çok teşekkür ederim Tine. Bir kere gittim istedim bir şeker. Bir tane aldım geldim. Ertesi günü yine yok. Ya dedim hanım diyecek ki bunlar Medine dilencisi mi ne bir şeker bile almıyorlar gibi. İşte zanlarımız var. Zanlarımız var. Zanlı geçmeden zenne ulaşamazsın. Utandım gitmeye. Elimi pijamanın cebine attım sabah. Kahve yapmışım içeceğim. Yarım şeker cebimden. O kadar sevindim ki. Emin olun arkadaşlar, o şeker bir tane olsa o kadar sevinmezsin. Allah sana ne lazımsa, ne kadar lazımsa saatinde, dakikasında aslında gönderiyor. Eşyadaki hikmet de bu. Oradan onu da görebilirsin. Yani gelişinin miktarından, seni bu dünyada ne mutlu ediyor, ihtiyacın kadar mutlu ediyor aslında. Öbürü hammallık. Malda mülkte de öyle. Hırs gelmesin. Hırs geldi mi güzellikleri kaçırırız. Ama zamanla bunlara kavuşuyor insan. Birdenbire olmuyor tabii. Ankara'ya sevgi, saygı, selam. Teşekkür ederim. İşte her zerrede sen varsın. Her zerrede o var. Bakmasını bil. Gören göz. Bakan göz, gören gönüldür. Eşya sana hizmet edeceğine sen eşyaya hizmet etmiş oluyorsun. Bakarım maile canım. Çürük marulu az kaldı. Çürük marulu anlatacağım. Hadi şarkıyı dinleyelim. Bu balçıktan eylerem, ancak gönül eylerim. Ümitliyem, beklerim. Mutluyam, af dilerim. Evet. El af. Affına sığınmak muhteşem bir şey. Hafu recayla. Yok, bakın. Evet, zamanla ama diyor ömrünün bittiği yerlerde. Yok, Allah Çetinkaya. Allah zamandan ve mekandan münezzeh olduğu için öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Yeni bir sayfa açar. Öyle bir şey yapar ki unutursun hepsini. Reset eder. Evet. İyileştim. Sağ olasın. Hafif bir nezle gibi bir şey vardı. Geçti ama tabii sağlık da sağlık. İşte olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi diyor. Biri de diyor ki bir padişah da. Dünyaya padişah olmak diyor bir kuru kavga imiş. Bir öğretmene bende olmak yani bir mürşide bende olmak cümleden âlâymış. Yani işin aslını bana öğretecek bir manevi öğretmene ya da aydınlatan her kimse.
ona bende olmak hepsinden âlâymış. Tamam. Teşekkür ederim. İşte bizim konumuz arkadaşlar, biz maneviyatı konuşuyoruz. Hani bu sofrada siyaset konuşulmaz. Ayrı gören ayrı kalır. Ayrımcılık yapılmaz. Hor görülmez. Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Yaşadın mı? Yaşadım. Annem, babam daha doğrusu, annemden sonra bir hanımla evleniyor. Kraliçeler gibi bakıyor çocuklara. İki kızı olmuş. Milletin dilinde. Beni de bir kere mi iki kere mi ne gördü. Ama amcamdan haberler alıyorum. İyi mi kötü mü nasıl filan. Amcam güzel bir insan. Sonra iflas ettiğini öğrendik. Nerede amcam peki baba dedim. Söylemek istemedi. Amca söyle. Dedi ki bir lokması yok ki sende, niye yani sahip çıkmak istiyorsun? Amca, ben kader planına karışmam. O Allah'ın kaderidir. Ben sokakta gördüğüm bir insana, hani ihtiyacı varsa, tırnağı kesilecekse falan alıp eve götürüyorum, kesiyorum, gönderiyorum gibi gibi. Yıkayıp paklayıp. O benim babam. Söylemek istemiyor. En sonunda söyledi. Halamla birlikte gittik Afyon'da bir huzur evine düşmüş. Huzur evine. Halam da iki tane ayva mı ne aldı? Ayva severmiş. Bak şimdi. Tam huzur evinden içeri gireceğiz. Böyle takım elbiseli bir bey. Buyurun dedi. Kime baktınız dedi. Ben çok hafif bir tereddütte kaldım böyle. Ha anladım dedi. Bakmadığı evladısınız dedi. Ay dedim, babama da bak ya. İki dakikada neler neler anlatmış gibi geliyor bana. Böyle yaptı o bey. Yok yok, yanlış anlamayın, genel konuşuyorum dedi. Gül gibi baktıkları çocukları dedi, gelip hani huzur evlerine yatırırlar. Devletin huzur evi. Bakmadıkları çocukları gelip sahip çıkar. Gördün mü? Biraz önce ne dedik? Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Tamam. Asla hor görme. Ayrım yapma, kıyaslama. Adalet evrenin ruhudur. Adalet evreni, adaletli ol. Allah'ın ismi adalettir. Şaşmaz. Bak ne diyor? Hardal tanesi kadar hakkınız kalmayacaktır diyor. Yani hardal tanesinin bile soracağız, hardal. Hardalın tanesi çok enteresandır. Yani yok gibidir derler hardal tanesi, tohumu. Ya suçları ikişer ikişer işlesek de cezasını tek tek çekeceğiz. Aldık geldik. Hoş geldin baba dedim evine. Aldık geldik. Bakmış bakmamış benim umurumda değil. Ben de mi ona benzeyim? O mu bana benzesin? Ya da işte kader planına üstten bakacaksın. Hoş geldin evine dedim. Şöyle baktı. Çok şey kaçırmışım kızım ya dedi. E sen kaçırdın, ben ne yapayım? O lafı duydurttu ya Allah. Tamam biter olay. Evet, evet. Yani ama niye bana nasip etti babayı da bak. İşte bir lokması geçmemiş. İşte bir, o zamanın en büyük parası 20 liraydı. Bir 20 lira uzatmıştı. Yani bugünün 200 lirası gibi. Bu. Tamam. Bu. Olsun. Dert değil. Ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir. Ben annemin rahmetlinin mezar taşına şunu yazdırmıştım. İsra suresi 23. ayet olması lazım.
diyor ki Rabbin şöyle hükmetti. Ondan başkasına ibadet etmeyin. Anne veya babanız veya her ikisi yanınızda ihtiyarlarsa bir öf bile demeyin. Güzel, iltifatlı söz söyleyin. Ha kulum der Allah. Sen bu mezar taşı boş kalmasın dedin. Anlamlı bir ayet mi yazdın buraya diyor. Peki o zaman sana babanı da nasip edeceğim diyor. Bakın arkadaşlar olayları böyle okuyun. O ne demek biliyor musunuz? Buradan iğnenin ucu gitmez. Beka alemine. Yaptığın güzellikler gider. O geldi dedi ya. Kızım çok şey kaçırmışım. 10-12 senede ona bakmayı nasip etti ya. İşte olay budur arkadaşlar. Olay budur. En asil olanı yaptırıyor Yüce Rabbim diyeceğiz. Ya Rabbim, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum diye dua edeceğiz. İşte bu duayı da biliyorsunuz 63 yaşında öğretti 2-3 sene önce. Zamanla öğretir, zamanla, zamanla. Fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Ha, işte ağdalaşıyorsun. Kamil insan oluyorsun. Kamil insan şu. Yorum konusunun sonsuzluk kazandığı insan. Dır demez, nokta koymaz. Birçok yönden bakmaya çalışır. Ama bilir ki Allah var, gam yok. Bilir ki gam mı var? Allah'ı unuttum der. Allah'ı unuttun mu gam başlıyor arkadaşlar. Ama tefekkürün, baktığın her şey, gördüğün her şeyde o müteal, o biricik varlığı hissedersen ne kadar şükretsen azdır. Hamd ettik sanırmışız. Ne haddimize hamd etmek, ne haddimize hamd edememek. İşte o zaman sonsuzluğun güzelliği olduğunu anlarsın. 18 bin alemin seni beklediğini anlarsın. Ölüm diye bir şeyin olmadığını anlarsın. Ölmek yok, olmak var. Biraz önce bir arkadaşımız şu kadar oldu kaybedeli dedi. Etkisinden hala kurtulamadım diyor. Annesini kaybetmiş. Kayıp yok. Ben de aynısını söylemiştim Mutlu Baba'nın. Hani Arif abiye, o 60-70 yıllık arkadaşına Allah razı olsun, o avukatlık bürosunun bir odasını Tasavvuf Fikirleri Derneği yapıp bizlere açmıştı ya, orada tanıdık. Efendim ben annemi kaybettim dedim. Ne kaybı dedi. Ne kaybolması dedi. Orada tabii biraz bir şeyler oldu aydınlanma. Hani anlattığım 28 sene önceki olay. 26-28 sene. Evet. Mutlu Baba şöyle der. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Bakın, ölüme böyle bir bak. Evet, Cenab-ı Allah sıralı ölüm versin de denilir. Hatta evet, yani ölmek yok, olmak var. Oldu mu gel der Allah. Adeta Allah'la olan anlaşmamız, gurbetliğimizin bitmesi gibi düşünün olayı. Şeb-i aruz gibi düşünün. Yani önce Allah'a gideriz, sonra Allah'ta gideriz. Sezai Karakoç rahmetlinin dediği gibi dünya sürgünümü uzatma diyor ama ben sürgün olarak görmüyorum. Allah'ın gücüne gider. Allah'ım bu dünya cennetini de yaşat diyelim. Bakın ya Rabbim bu dünya cennetini de yaşat bize. İşte denizinden, karından, yağmurundan, meyvenden, sebzenden, baharatından, her türlü güzelliğinden, işte torunundan, evlattan, başarıdan, hepsinden tattır. Çünkü Allah'ın karakteristik yapısı vermektir ve mutlu etmektir. Kendini kısıtlama. Ya Rabbim de, rahatlıkla söyle. Bu dünya cennetini de yaşamak istiyorum. İstiyorum de.
yaşat ya Rabbim de. Bu illa parayla pulla olacak bir şey değil arkadaşlar. Düşünce yapımız değişir. Hani samanlık seyran derler ya. İki gönül bir olunca samanlık seyran değil, alem ona hayran olur. Allah gönülden seslendiği zaman dost Allah, kalp arkadaş olduğunu öğrenirsin. Sezgilerin, yetilerin değişir. Ve vasıtasız ilim aracı kalptir. Yani oradan seslenir, gönülden seslenir. Onun adı ilham, sezgi. Peygamberlerde vahiy. Bu ya Rabbim, vermiş olduğum potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Zor olayların içinde mi kaldın? Karar mı veremiyorsun? Ya Rabbim, en asilini nasip et. Gayretin mi tükendi? Yoruldun mu? Gayretullah'ı hatırla. O kaynak tükenmez. Bakın, zaten hep deriz ya, seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu kim olursa olsun, hani şeytani duygular, vefasızlar veya kendi hatan Allah'a kovalıyor. Bu ne müthiş bir şeydir ya. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak zaten. Cebren seni kendisine doğru çekiyor. Şoklarla, üzüntülerle. İlahlarını deviriyor, ilah benim diyor. Bundan daha güzel bir şey var mı arkadaşlar? İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlıyor. Ve işte dediğim gibi, dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Yani tarif edilemeyen bir coşku, bir muştu. Müthiş bir şey. O zaman Cenab-ı Allah, bugünkü konumuz... Demek Cenab-ı Allah şu Mutlu Baba'nın kitabından cennet mekan, Cenab-ı Allah konusundan Allah'a sığınarak haddimizi aşmadan bir bakalım Cenab-ı Allah'ı nasıl anlatmış. Ah. Allah ben derse sen olmazsın. Biz dediği için biz varız. Ahet. Gönül ahediyettir. Bak, hemen hemen dünya milletleri Allah'ın tek olduğunu anladı. Bir de insanın tek olduğunu anlasa. Tasavvuf Pınarından Mutlu Damlalar kitabı. Tavsiye ederim. Mutlu Baba'nın bütün kitaplarını tavsiye ederim efendim. Yani bir cümlesi değiştirir olayı. Şimdi deniz suyunun bir damlası da deniz, koca deniz de deniz. Evet. Doğan Allah'ta doğar, ölen Allah'ta ölür diyor. Sen Allah varlığına delilsin. Allah da senin varlığına delil. Allah kuşta, kurtta acıkır. İnsanda onları besler. Allah Allah. Peygamberin ümmeti kendi bünyesindendir. Bünyesindedir. Ümmeti onun analizidir diyor. Ahadiyet gönlü kaplamıştır. Gönül ahadiyette sarhoştur. Yani o birlik bilinci içinde çok mutlu olur. Biz derse. Şimdi orayı bulamam. Cenab-ı Allah, Allah lafzı celal. Sen neredeysen ben oradayım. Ancak sen yoksan ben de orada yokum diye Allah. Allah bu alemde görmek istiyorsan, Allah'ı bu alemde görmek istiyorsan diyor, görmeyi bırak. Ben deme diyor yani. Özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Hakikat şirinine kavuşman için nefsin dağını delmen lazım. Normal dağlar artık deliniyor teknolojiyle çok çabuk.
Ama nefsin daha çok zor deliniyor arkadaşlar. İşte Peygamber Efendimiz'in de veda hutbesinde şimdi büyük cihat başlıyor diyor ya. Nedir o cihat diyorlar? Kendi nefsinle olan cihat. Bir hikmet bakışı ile bütün alemde çarpan Allah'ın kalbidir. Duyabilir misin? Bizim kalp çarpmalarımız o kalp çarpmasının titreşimleridir. Allah verir, almaz. Keşke alsaydı diyor. O zamanı gelince alacak, o zamanlamaya tabi olalım. Zamanı da güzel. Sen diyor denizden soruyorsun. Deniz sana kendini cevap veriyor. Kendisi cevap veriyor. Balığıyla, mercanı ve midyesiyle, yosunu, dalgası, köpüğü ve fırtınasıyla. Allah insanı yarattı, insanda da kendisini. Kendimden üfledim diyor ya. Allah seni yarattı ve sende lezzete girdi. Sen de Allah'ta lezzete gir. Allah aranmaz, ona şahit olunur. Bakın, biz bu dünyaya şahit olmaya geldik. Arkadaşlar sahip olmaya değil. Filmin tümündeki manayı kaçırırsın sahip olmaya kalkarsan. Herkes hayatının başrol oyuncusu. Kendini figüranda görürsen filmin tümündeki manayı kaçırırsın. Yok bir tanem. Yıldız yok. Sevgili çağırdı da kim gitmedi diye bakacaksın. Bakın onlar seslenecek olsa beka alemine gönderdiklerimiz. Annem, babam, eşim, abim. Emin olun ki seslenecek olsalar kendi işinize bakın derler. Dünyanızı güzel yaşayın derler. Keşke bize biraz daha vakit verilseydi ya da biz daha uyanık olsaydık da o zamanları çok güzel kullansaydık diye seslenirler. Aynı sesleniş Kur'an-ı Kerim'de de var. An, bakın. Muhammed Mustafa anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi. Anın kıymetini bilmekte yarar var. Aslında yaşayan Allah'tır diyor bak. Evet. Allah bizi her halükarda sever. Biz kendimizi yere, şarta ve ortama bağladığımız için bunu fark etmeyiz. Şöyle şöyle olsa, şu işim olsa da biraz mutlu olsam, şu olsa da mutlu olsam. Şarta şurta bağlama hayatını. Ağzında zeytin varsa zeytinin tadını almaya çalış. Bu kadar. Ağzında çilek varken kiraz da atayım deme. Tadına, anın tadına. Bakın ben çok severim. Bir Mısır atasözü var. Diyor ki, içinde bulunduğun anı ye, tabağını da kır gitsin. Ya. Ne başarılarınla övün. Övünürsen orada kalırsın. Övünme. Ya Rabbim. Ya o level'ını devamlı arttırır. Başarısızlığına da takılma. Biz insanız. Allah'ta emek zayi olmaz. Herkes de hakkın zayi olur, Allah'ta olmaz. Yola devam et. Yol çok müthiş. Yola kötü bakma. Biz saliyiz, biz yolcuyuz. Mürşit Allah, Hazreti Allah mürşittir. Bizler öğrenciyiz. Ama bu dünyada Cenab-ı Allah'ı daha iyi kavramış olan öğretmenlere de mürşit denilebiliyor. Evet, geçmiş takıntı, gelecek kaygı, dem bu demdir, dem bu dem. Bu anın kıymetini bil, başarısızlığına da takılma. O Allah samettir. Bakın çocuk düşe kalka büyür.
Büyükler de hata yapa yapa kemale erer. Ama hatada ısrar başka. Ha, Ariel Hanım peki diyor ki, Çiğdem Hocam Mısır atasözünü tekrarlar mısınız? Evet, çok hoşuma gidiyor ya benim. İçinde bulunduğun anı ye diyor. Anı, zamanı çok güzel kullan demek istiyor. Tabağını da kır gitsin. Takılıp kalma. Hani en güzel şekilde götürmeye çalış. Fakat başarılarınla övünme diyor. O ego getirir sana demek istiyor. Başarısızlığına da takılma. Samet olan Allah'tır. Bakın kusurlar, eğer kusursuz olsak var ya, kusur o kadar muhteşem bir şey ki, şöyle. Diyor ki kusur, Mutlu Baba'nın kitabından, bizim Kudretullah karşısında emniyet subabımızdır. Yoksa diyor devleşme arzusuyla patlayıp helak oluruz. Allah hemen bir kusur yaptırır, kendimize geliriz. İşte bu. Olay bu. Eyvallah. Fundacığım, şöyle bir şey, boşanmayla alakalı. Hemen hemen hani derler ki bakın, istisnalar kaideyi bozmaz. Bir avuç pirinç de pirinç, bir çuval pirinç de pirinç. Tamam, boşandın. Hemen hemen pek mutlu olmazmış boşana. Hani yeni gelecek olan da ona benzermiş vesaire vesaire. Ama istisnalar kaideyi bozmaz arkadaşlar. Yani öyle anlar vardır ki tahammülü yoktur. Ha, o yüce Rabbim şüphesiz ona belki de boşanmazsan günahtır gibilerinden. Ama sabır dehadır. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabreden de o tadı alırsın diyor bakın. Benim tadıma varmak için sabret diyor. Ben de bir gün dedim ki işte dergaha kendimi zor attım. Efendim ben ayrılacağım diyecektim böyle. İçeriye girdim, dizlerimin üstüne oturdum. O nikahı kim yaptı dedi. Bakın o kitabımda ver benim. Hayatın ta kendisi kitabında. Benim kitaplarım arkadaşlar, onu hatırlatayım size. Hepsi yaşanmışlıktır. Onun için sizde etkisi fazla olur ve bakış açınız değişir. Çünkü yaşayanın, tanıdığınızın, emin olduğunuzun kitabını okuduğunuz için faydası Allah'ın izniyle çok çok olur. Efendim dedim ben. Ha, diyecektim. Efendim ben ayrılmak istiyorum diyecektim. Kendimi zor atmışım zaten oraya. Nefes nefese. Daha ben ağzımı açmadan ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? O nikahı kim yaptı dedi. Bazen de şöyle hallerimiz var bizim. Bu dünyaya biz birçok şeyi söz verdik geldik. Bakın biz seçtik biz. Allah çünkü robot yaratmaz. Seçim hakkı bizimdir. Fakat burada mızıkçılık yapıyoruz gibime geliyor. Kendimden biliyorum, onu da söyleyeyim. Biz hep geçinemediğimiz noktaların dövüşünü yaparız. Güzel taraflarını pek görmeyiz. Yaşadığım, zaten ben hep yaşadığımı anlatırım, içiniz rahat etsin. Şimdi bir gün bir hanım geldi, kocasını şikayet ediyordu. Mutlu Baba da dedi ki çocuğun var mı? O beyden var dedi, iki tane çocuğum. O celalidir Mutlu Baba. Daha ne istiyorsun dedi. Allah sana iki tane eser vermiş dedi. Yani çocuk vermiş gibilerinden. Sonra bir hanım yine, o da babasını şikayet ediyordu. Başka günlerde bunlar. Ha dedi, o kötü sen iyisin değil mi dedi. Yani baban kötü sen iyisin değil mi deyince ben de çağrışım yaptı. Geri bildirime girdim. Tamam. Eş olarak olmadı. Yine de Allah'ın gücüne gider. Tam olmadı diyemezsin çocuğu. İki çocuğun var. Kader planında evet. Eş olarak mutlu olmadık. Ama patırtı kütürtü patırtı kütürtü. Bir gün kız kardeşime dedim ki Nilüfer, Nur enişten beni çok üzüyor dedim Nur abin.
Ay abla sus dedi. Ruhlarınız dans ediyor. Evet, ruhlarımız dans ettiği için zaten oturtamıyoruz burada. Yani o benim kıvamıma gel diyor. Ben benim kıvamıma gel diyorum. Bir ortak paydada buluşamıyoruz. Halbuki biraz daha tolere etsem, biraz daha sabırlı olsak çok şey değişecek gibime geliyor. Evet, o hanım dedi ya, o hanıma babasını şikayet ediyordu. Ha, o baban kötü, sen iyisin değil mi demek istedi. Ben de hemen gelip bildirim başladı. Bakın, insan biraz nankördür, biraz unutkandır. Ben acısıyla tatlısıyla kendimi eleştirmekten de zevk alırım. Güzel yanlarımı anlatmaktan da. Anlatmazsam olmaz zaten bakın. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek bu ihanettir. İnsanlara başka göstermektir kendini. Gerek yok. Biz insanız. Biz büyük bir aileyiz. İnsan insanı üzer. Aynı zamanda insan insanın acısını da alır. Sevgi ve muhabbette buluşalım. Sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Ay birdenbire benim aklıma geldi, utandım. Ay dedim ya, evet dedim ya. Eşim, biz hep böyle nizadaydık. Ama anneme o kadar güzel evlatlık yaptı ki. Benim kardeşlerim öyle bir şey yapmadı. Babamı aldık geldik demedi ki bu da nereden çıktı gibi. Bunlar biraz hani basit gibi gelir bu cümleler ama içinden geçirir mi? Geçirir değil mi? Ha, daha biz bir şeyleri oturtturamadık gibi. Hatta sana bakmayan babayı niye aldın geldin de diyebilir değil mi? Ben ona diyordum ki içimden bir sabah yemeğini vereyim bir akşam. Öğleyi vermesem de olur, gelemesek de olur, bir şey olmaz diyordum. Ama o öyle yapmadı. Öğle zamanı da geldi, önüne yemeğini koydu, salatasını yaptı, tıraşını yaptı vesaire vesaire. Şimdi gel de nankör ol. Gel de hayatında hangi boşlukları doldurduğunu görmemezlikten gel. Bak, kör ol, nankör olma. Biz güzellikleri görmeye çalışacağız arkadaşlar. Allah güzeldir, güzelde görünür. Ya güzel nedir diyor kitabında öğretmenim Mehmet Rasim Mutlu öğretmenim. Cennet mekan. Ya güzel nedir diyor. Güzel güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Her vücut kuyusunda bir Yusuf var, onu ortaya çıkaralım. Her vücut kuyusunda bir Yusuf var, onu ortaya çıkaralım. İşte başta kendi Yusuf'umuzu, kendi güzelliğimizi. Tamam, kendinle ilgilen. Allah diyor ki tamam diyor. Pek dinç. Allah diyor ki tamam, kendinle ilgilen. Anladın, yaptın bunlara. Fakat mutlu olmuyorlar, tatmin olmuyorlar, değişmiyorlar. Kendine artık zaman ayır diyor. Israr etme. Senin neyini göreyim süperisi, merhaba. Süperisi. Almestin'de süperisi demekmiş. Çerkezce bir isimmiş. Çok hoşuma gitmişti. Almestin diye arkadaşa sormuştum. Demiştim ki Almestin'in anlamı ne demiştim. Süperisi demektir demişti. Huysuzluk yapma. Bak ben huysuzum, inadım var diye. Huysuzum, inadım. İnat geldi mi idrak gider. Çok şey kaçırmışsındır. Şu saatten sonra kaçırma artık. İnat geldi mi idrak gider. Hiç güzel bir şey değil. Allah'ın anut Kur'an-ı Kerim'de bahset. İnatı hiç sevmiyor Allah. Cızırtı şeyden var. Vantilatörü çalıştırıyorum. Eğer çalıştırmazsam terkan içinde kalırım. Devamlı da bu mendil elimde olur, daha kötü görüntü olur. İdare edin. Tabii acılar falan boşuna değil. Bak, acılar ne biliyor musun bir tane?
Şems'in dizelerde dinle Celalettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Ne yazıyorsun? Göremiyorum. Hepsini takip edemem. Akış dağılır. Bir de gözümden dolayı da. Tamam, olabilir. Tanımadığım birini sanki daha önce tanıyormuşum gibi. Neden? Gönül tek. İnsan tektir zaten canım. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Onlar senin fotokopilerin gibi. Sorum gelmiyor mu? Söyle süperisi, sorunu sor. Lütfen sorun. Geçelim. Neyi kafanın içinde susmuyor? Evet. Tabii. Aman ha, anneye aman. Aman Sema. Anneyle olmaz canım. Allah'a giden en kestirme yol anne sevgisidir. Anneleri üzmeyin bakın. Annenin ahı da içinin cız etmesi bile başka hale sokar seni. Ama teşekkür ederim mutluluğu da seni halden hale sokar. Peki ne yapmalıyım sonuçta? Tanımıyorum, aklımdan çıkmıyorum. Yok yok, öyle şeyleri bırakın. Siz bu dünyada kendinizden zevk almaya bakın. Yani Cenab-ı Allah'la... Bak, herkes hayatının başrol oyuncusu. Bu rolü güzel oynarsan seni oyundan çıkarır. Oyun kurucu yapar. O ne demek? Senden gören o olur. Senden işiten o olur. Senden konuşan o olur. Ve yararlı bir insan olursun. Lütfen sevgi ve muhabbetle, şükürle olayı götür. Zaten nefesler sayılı. Geldik gidiyorum. Ne demek süperisi? Ne demek güzelim? Kendinle ilgilen, boş ver. İşte ablamla 70'i devirdi. Olmuyor. Olduğu gibi kabul edip dinleyeceksin, susacaksın. Bu da çok büyük bir erdemdir. Bu da çok büyük bir erdem. Onun gönlü olsun. Çünkü onun artık o saatten sonra değişmesi mümkün değil. Benim ben diyor. Ha, çok güzel taraf. Güzel taraflarını gör bak. Herkesin güzel taraflarını gör. Allah onun çipine onu yüklemiş. Biz dünyayı değiştiremeyiz. Öyle kolaysa kendini değiştir. Kendimizi değiştirelim. Toplumdan dışlanmazsın güzelim. Sen sev, tamam mı? Allah seni layık olduğun yere getirir. Sen sev. Allah'ta hak zayi olmaz. Hayatım boyu ben ya çok şey görürdüm. Ama kendimden eminim. Kendinden emin ol. Ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir. Sabır, adanmışlık ruhu ister. Yani misyonunu bul, adanmışlık ruhuyla yürüt. Ha, bilmiyor musun? Ben de bilmiyordum 18 sene önce misyonumu. Olsun, elimden geldiği kadar çoluk çocuğu geçindirmeye çalışıyorum. Aileye, insanlığa yardımım olsun istiyorum. Sevgi ve muhabbetle koşturuyorum her olaya. Yardımı çok seviyorum. Yani dokunmayı, moral vermeyi, her şey parayla olmayabilir. Evet. Ne oldu? Herkes de hakkım zayi oldu değil mi? Anada, babada, kardeşte, ablada, çolukta, çocukta, eşte, yeğende, şunda, bunda, arkadaşta. Kimde değerlendin? Allah'ta. Seni Allah'a kovaladılar. Allah da dedi ki ilahlarını tek tek devirdi. Bu değil dedi. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Seni anlayamazlar anlamında yani. Kulum, ben seni çok iyi anlıyorum dedi. Dedi mi? Dedi. Şu anda şu sohbette olanların hepsine de aynı şeyi söyledi. Çünkü bu sohbetteyiz.
sohbeti yapan biz miyiz zannediyorsunuz arkadaşlar? O istemese, o şu demese biz bu diyebilir miyiz? Bizi bir araya getirmiş Cenab-ı Allah şu anı ne muhteşem kullandırtıyor ya. Olamaz böyle bir gün. Yani hamd ettik sanırmışız. Ne haddimize hamd etmek, ne haddimize hamd edememek. İşte olay bu. Tabii tabii. Allah bak. Vefasız vefalıya kovalar güzelim. Kim vefalı? Allah. El-Vafi. Haksızlık yapan Hakk'a yolladı seni. Adın El-Hak, El-Hakem, El-Hakim. Düdüğü çalar, maçı bitirir. Faul yaptın der. Yarım bırakır. Seni içinden alır. Evet. Yani şöyle, Savaş, çok çekmek, çekmek güzel bir şey. Deneyimlemeye geldik biz bu dünyaya. Deneyimledim mi hoşuna gider. Bak mesela gözümde sarı nokta oldu. O sarı noktada bile sevindim. Ay dedim, anlatacak bir şeyim var. İnsanlara yararlı olabilecek bir olayı öğrendim. Mesela doktor hanım dedi ki tam zamanında geldiniz. Aman dedim, öyle diyorlar ama bunda bu kadar kayıp varmış, bunda bu kadar. Hayır dedi, bir kulaç boyu kalana kadar fark etmeyen var dedi. He, anladım. Şimdi aynı şeyi de anlatıyorum. Sakın ola gözle, ne konusu olursa olsun gözle ilgili. Yok işte evin ışığı sarı da, dükkanın ışığı beyaz da, işte renk karması oldu da, yoruldum da, bilgisayara fazla baktım da, fazla kitap okudum da, telefonla çok ilgilendim de diye diye kendimi kandırdım 4 ay falan. Çünkü doktor demişti ki geçen senenin yılbaşısının, yılbaşında gelseydiniz kurtarırdık dedi. Ama işte kör kalmazsınız dedi. Tam zamanında geldiniz gibi gibi. Hani bir tık iki tık geriye gidebilirmiş. Ama tıp çok ilerliyor diye yani denileni de yapmamazlık olmaz. İğne 3-4 ayda bir iğne vuruluyor sarı nokta. Aman benim sizden ricam, hani gözle ilgili bir problem olduğu zaman derhal doktor. Derhal. Tavsiye edebilirim gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Hani Bayrampaşa Göz Vakfı'na gitmiştim. Ve incitmeden iğneleri yaptılar yani. Ben, insan zannediyor ki hani gözüne iğne vurulduğu zaman hissedecek. Hayır, etmiyorsunuz. Onu söyleyeyim yani. O korkunuz varsa yenin Allah'ın izniyle. İyi gidiyor yani kısacası. Anda kalmak kolay değil. Anda kalmak için şöyle. Bakın, küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Anda sevgi ve muhabbetle kalabilirsin. Bu ilahi senaryonun getirisinin güzel olduğunu bilerek kalırsın. Hani öyle tatsız tutsuz bir olayla karşılaşırsın ki, de ki ya Rabbim bunun arkasındaki hikmet ne? Allah seninle konuşmaya başlar. Hani daha önce bir olay anlatıyordum ya, bir avukatı. Benim kızım dedi, anne avukatı da mı anlatıyorsun dedi. Hani neden anlatıyorsun demek istiyor. He, kan kustum, kızılcık şerbeti içtim mi diyeyim. Onu anlatayım ki öyle bir olayla karşılaştığı zaman insanlar kendilerine hakim olsunlar. Bakın. Şimdi anlatıyorum. Tekrar o yeni giren arkadaşlar vardır. Pandemi döneminde benim üzerime bir doblo aldılar. Hani yemek dağıtılıyor. Pandemiden dolayı 2 senet ödenmemiş. Avukat da beni aradı. Çiğdem Hanım, ya araba sizin üzerinize, sizin telefonunuzu daha yeni buluyoruz. Bakın burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Burada Allah'ın çok büyük bir lütfu, hikmeti var. Çünkü ben hani hazırlanmam konuya. Allah'ın izniyle ya Rabbim, biraz sonra sohbete başlayacağım. Benden sen işte, sen mübeyyinsin, beyan edensin. Sen el kelamsın derim. Beni bana bırakma derim.
benlik verme derim. Tevazuyla, sevgiyle anlatmaya çalışırız. Şimdi konu oraya geldi. İşte Çiğdem Hanım böyle böyle size ulaşamıyoruz. Telefonunuzu daha yeni bulduk. Ya avukat bey dedim. Tamam dedim. Bu zamana kadar ödemişler. Bugün günlerden salı. Çarşamba, perşembeyi bize verin. Hani krediye falan başvuruldu anlamında ya da hallediyoruz. Olmazsa devam edersiniz anlamında. Cuma gününe kadar müsaade edin demek istedim. Siz dedi çok iyi bir insansınız. Cuma'yı da size veriyorum dedi. Aa, çok teşekkür ederim. Yaşama sevinci verdiniz. Gibi. Ben teşekkür etmesini severim insanlara arkadaşlar. Bakın. İnsanlığa teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Allah vafidir, vefalıyı sever. Neyse PTT'ye uğradım. Kızım aradı. Anne dedi sen bu avukat beyle görüşmedin mi? Görüştüm kızım, sana da anlattım ya dedim. E dedi anne arabayı şey yaptılar. Dedim kızım bir yanlışlık olmuştur. Büyük bir avukatlık bürosudur dedim. Yani bir avukat bir icraya giderken o dosyaları da almıştır dedim. Şimdi ararım dedim. Aradım. Adı Uğur Bey'di. Soyadını bilmiyorum. Bilsem de söylemem zaten. Gerek de yok. Önemli olan buradan biz olayların arkasındaki hikmeti anlatmaya çalışıyoruz. Avukat Bey, siz bana demediniz mi? Siz çok iyi bir insansınız. Cuma'yı da size veriyorum. Demedim dedi. Bakın demedim dedi. Kaynar su derler ya. Hemen o hapishanedeki insanlar aklıma geldi. Ha. Evli misiniz avukat bey? Evliyim. Çoluk çocuk var mı? Var. Yemin edebilir misin dedim çocukların üzerine demediğine dair. Ederim dedi. Kapat şu telefonu dedim. Kapat. Kapat. Kapattı. Oturdum ben. Ama alım al morum mor gibi. Allah'ım dedim. Öğretmenimiz bize şunu öğretmişti arkadaşlar. Bak şuraya çok dikkat edin. Ya Rabbim bunun arkasındaki hikmet ne diye sordun mu sen hiç Allah'a derdi. Ya Rabbim bunun arkasındaki hikmet ne ya Rabbim dedim. Bir de çocuğuna yemin ediyor yalan yere. Yani edecekti müsaade etme. İçimdeki ses böyle yaptı arkadaşlar. Sen etmiyorsun ya. Ay teşekkür ederim Allah'ım. Allah'ım teşekkür ederim. Allah'ım teşekkür ederim. Yani bu alem dualite alemi. Senin güzelliğini gösteren odur. Gündüzü gösteren karanlıktır. Ve Allah nasıl cevap veriyor görüyor musunuz? Sezgiyle. Sen etmiyorsun ya dedi. Olamaz böyle bir güzellik ya. Olamaz arkadaşlar. Yani aslında hayatı oya gibi işlemiş ama içinden geçerken korkuyoruz. Korku yok. Seni layık olduğun yere getirir. Deneyimleri, deneyimlenmenin verdiği zevk de muhteşem. Şimdi o avukat öyle yapmasaydı, hani kardeşlik yapmasa, inkar etmese, o hüznü bana yaşatmamış olsa ben size bunu anlatamazdım ki. Bunu anlatmamdaki o kadar çok büyük bir güzellik var ki bu olayda. Ve nihayetinde de iki kişi bana döndü. Dedi ki aynı şey başıma geldi efendim dedi. Ama sizi düşündüm dedi. Hakim oldum. Kendime hakim oldum. Aynen öyle. Ya Rabbim bunun arkasındaki hikmet ne değil? Evet Allah diyen mahrum kalmaz. Ve seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Her şey, her olay. Allah diyorsun ya. Bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Herkese nasip olur mu? Cenab-ı Allah da diyor ki açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır. Çünkü hediyeyi veren hediyeden değerlidir. Evet. Ya Rabbim Allah'ın alması olmaz Gülisem. Allah'ın vermesi olur. Her olayında bir hikmet var. Bir kaybımız olduğunda da mı dediğin olay herhalde vefat olayını mı anlatmak istiyorsun güzelim? O sevgili çağırdı da kim gitmedi? Evet kolay değil.
Ama Allah sabrını verir, bakış açısını verir. Hepimizin gideceği yer yani muhteşem bir rejisör, senarist, çok güzel. Biz ölümsüzlüğün güzellikleriyiz. 18 bin alem bekliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bak burası ilk alem, dun. Yani en düşük seviye. Hani efsele safile, düşüklerin düşük olduğu yer. Ama yine Allah'ın gücüne gider. Yine sevdirdi. Olsun. Saadet. Bak. Saadet demiş ki, Saadet bu arada annemin, rahmetlinin adı. Hocam benim evimde müteahhit çaldı. Hala mahkemedeyiz. O devam ediyor. Şimdi sana soruyorum Saadet. Ağlatan mı, ağlayan mı olmak isterdin? Ha, Allah bize başka bir hal vermiş. İşte. Bak, seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bu olaylar bizi Allah'a kovalar. Maddeyi çarmıha gelmeden manayı bulamazsın. Evet, ağlayan da olmayalım ama arkasındaki hikmeti görelim. Burası dünya. Burada her şey başımıza gelebilir. Ama bağlantıyı kesme. Çünkü dünyanın geni insan, insanın geni Allah. Dünyadan insanı çekersen dünya bir şeye benzemez. İnsandan da Allah mevhumu çıktığı zaman robot. Tatsız tutsuz bir şey. Ya o sen olsa, ya o sen olsaydın. Evet, ağlatan olmayalım. Bu bize yeter ya. Ya Rabbim iyilere eş et işte. Fatiha suresinin son ayeti ne diyor? Zalimden koru ya Rabbim. Sırat-ı müstakimi nasip et. Sizden de Allah razı olsun. Ne demek canım? Evet, sıkıntının arkası ferahtır. Öyle altın tepside başarıyı da sunmuyorlar. İnsanlık hasletlerini ancak böyle böyle olaylarda fark ediyoruz. Allahu besbaki eves. Evet. Bak çok güzel. Allah kafi sonsuz heves. Ve evliyaların çoğu zaten böyle evliya olmuştur. Dertlerle, kederlerle. Peygamberlerin hayatına bak. Bizden çok çok fazlasını yaşamışlardır. Olsun bak, anne babadır. Allah'ın yanlışı olmaz. Semacığım, benim imtihanım diyor anne babayla. Tamam. Tamam güzelim. Düşersin kalkarsın, düşersin kalkarsın, düşersin kalkamazsın. Bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Merak etme. Gizli bir el her şeyi yerli yerine kor. Evet, yoruldun biliyorum. Gayretin tükendi mi gayretullah'ı hatırla. O kaynak tükenmez. Aleyküm selam Özlem, erken gir. Niye biliyor musun? Tabii ki öyle bir mecburiyet tabii yok ama çok şey paylaşılıyor. Sonra tekrar nasip olmayabilir seyretmek. Şöyle olmayabilir yani, o ömür gidiyor anlamında değil. Ömür bitiyor anlamında değil. Zamanın olmaz, bundan sonrakileri seyredeyim dersin. Hani güzel şeyler paylaşılıyor. Hayırlısı olsun canım. Olanda hayır vardır diyelim. Tabii canım. Evet evet, öyle dedi, aynen aynen, seni seviyorum gaya mı sefa mı, gözüm pek görmüyor kusura bakmayın, şimdi yazılar da küçük. Her bak Nasrettin, biz kendimizden sorumluyuz. Nasrettin Hoca'ya kıyameti soruyorlar, diyor ki hanım ölünce küçük kıyamet, ben ölünce büyük kıyamet, her koyun kendi bacağından asılacak. Yani bizi başkası ilgilendirmiyor. Biz bu hayatı en güzel şekilde kullanmak zorundayız. Bu ömrü, bu sayılı nefesi. Ya Rabbim, bana vermiş olduğun potansiyeli en güzel şekilde ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Evet canım. Gaya.
Evet canım. Ya Mutlu Baba'nın fotoğrafını bulamadım. Miray dedi. Miray da tatile gittiler. Babaannesine gittiler. Bulacağım. Mutlu Baba'nın şeyini bulacağım. Resmini ama şeyin arkasında bir tane olacaktı. Bir göstereyim arkadaşlar. Şurada bir tane var. Neşelidir. Neşeli. Hayattan zevk alır. Müzik çaldığı zaman derdi ki, yani şimdi hatırladım, iyi oldu bak, devreye girer. Çünkü ölü diye bir şey yok. Bize öyle gelir arkadaşlar. Ölmek yok, olmak var. Olunca olunca gel gel, yoruldun der Allah. Bakın. Mesela diyelim ki şu ikinci parçayı çalayım size. Bu parça çaldığında yaşama sevinci var. Allah'ın verdiğini kullanmamak esas büyük zulümdür. Eşyayı yerli yerinde kullanmamak zulümdür. İşte bana eşyanın hikmetini öğret dedikleri olay da budur. Bakın, şimdi şu müziğe bakın. Bu da Mutlu Baba'nın bestesi, güftesi kendine ait. Şu müzik çaldığında 90 küsür yaşındaydı. Oradan hemen birisini kaldırırdı dansa. Kalk kızım kalk, bunlar ölmüş derdi. Evet. Evet. Müzik çok güzel. Hassas ruhların, rakik gönüllerin işidir. Müziğin güzelliğine bakın. Benzeyemez, bezeyemez. Senin gibi. Kimse seni. Damla damla. Benzeyemez, senin gibi kimse senin. Leyla Mecnun, Mecnun Evet. Leyla. Umman damla damla, umman bu göz görmez, dil söylemez. Ben sevgiyim, muhabbet. Ben sevgiyim, ben muhabbetim. Ben ölüyüm haydan yana, ben diriyim candan yana. Bu göz görmez. Bu karma bir müzik. O aurada oluyordu. İşte mesela kaldırırdı. Kalk dans edelim derdi orada bir genç hanıma. Kalk kızım kalk derdi. Bunlar ölmüş derdi. Evet. Kalbimizi okurdu, evet. Söyleyen Deniz Candan Uzun, müzik öğretmeni. Tango gibi, vals gibi. İlahi, neden olmasın? Leyla Mecnun. Her şey onu söylemiyor mu? Sabahlara kadar o zikri çekiyorduk biz. Siz rahat olun. Bir hanım diyor ki zikir çekseydi. O zikir çeke çeke böyle besteler çıktı. O Allah'ı düşünmediği bir an yoktu. Bize de onu öğretti. Ben ölüyüm haydan yana. Yaşayacaksın tabii güzelim. Tatmadım bilemem ki, olur mu? Ben 26 sene o zevki yaşadım. Allah beni bir mürşide bende yaptı. Ama gönlünde varmış. Gönüldekini verir Allah. Allah'ın karakteristik yapısı vermektir, sevmektir, mutlu etmektir.
kendi ölümsüzlüğüne de davet etti bizi. Gel kulum dedi, bu denizin 3000 metre derinliğindeki güzellik, bu renk cümbüşü kime? Kendine. Ama gel sen de seyret dedi kuluna. Ya ne müthiş bir şey. İşte. Odur gönülde, görünmez tende. Bir garip belde, şahane gönül. Melisa Çallıoğlu söylüyor bunu da. Görünmez tende, bir garip belde. Bir garip belde, şahane gönül. Sevda vurgunu. Akıl yorgunu, divane günü, evet. Kaygı düşkünü. Kaygı düşkünü, divane günü. Takıntı, gelecek kaygı, dem bu demdir, dem bu dem. Gitara bak ne kadar güzel. Bakın, gitarcı bu arkadaşın adı Güneş. Demişti ki Almanya'daydı Güneş. Keşke Güneş burada olsa da dedi, gitarıyla girse stüdyoya. O gün geldi. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste, vereyim der Allah. Müziklere nasıl ulaşabilirsin Aylin'cim? CD'sini istersen Okumuşlar Yayıncılığa gir ya da WhatsApp'tan bana yazın, gönderirim. YouTube'da da yüklendi YouTube'a. Oradan da dinleyebilirsin Çiğdem Okumuşlar'dan. Çok güzel bir hediye olur bakın. CD'ler çok güzel bir hediyedir. Kitapları çok güzel bir hediye olabilir. Evet. Evet, kurban olduğum Allah bu geceyi de böyle güzel geçiriyor. Maddeyi nasıl çarmıha gereriz? Yani para tandanslı olma çok. Aça gör de bak. Cevap nasıl geliyor bak Savay. Aça gör de bak. Gör seninle hak. Leyla eyvallah. Özünde mutlak. Ey mutlu gönül, özünde o var. Zaten bu sohbetten zevk alan, bu müzikten zevk alan başka bir haldedir. 2-3 gün onu idare eder, 2-3 gün sonra yine sohbet başlar diyelim. Aleykümselam. İşte böyle arkadaşlar. Bugün bayram. Çok teşekkür ederim Beyhancığım. Zamanı yeni gelmiş güzelim. Fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Yeni tanıdım sizi diyor. Basketçi voleybola zaten transfer olmaz. Şimdi Mutlu Baba'nın işte kitabı. Hay Allah. Hay Allah. Ne demek?
Diri Allah, hay, diri sıfatı. Sen de dirisin, sen de diri ol. Onu hatırla, diri ol. Ben İstanbul Şişli'deyim. Eyvallah canım. Tabii huzur vereceğiz birbirimize. Bakın biraz önce bir arkadaşımız dedi ki, eşimle inat yüzünden neredeyse ayrılmak üzereyiz. Ama bak, onu, sorunu bilmek yarı yarıya çözmek demektir arkadaşlar. İnat geldi mi idrak gider, bırak egodan. Ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm. Ben, içinde ben olan her şey cehalettir. Özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Tevazu olmadan ilerleyemezsin. Hani ölmeden önce ölmek, ölmeden önce ölmek, nefsini nefis hale getirmektir. Egonu minimize etmektir. Tam kaldıramazsın. O şirk olur. Çünkü kardelen de karı deldi de ortaya çıktı. Adı kardelen oldu. Ha. Çiğdem Çiğdem neyini yapacak? İşte gül sen ver. Onu yapacak. Müşerref müşerrefliğini yapacak. Süleyman Süleymanlığını yapacak. Savaş savaşlığını yapacak. Kendini ortaya çıkaracak. Ya Rabbi, her an yardım iste. Öyle 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 o dostluğun muhteşemliğini görürsün. Yardımın ne kadar da zamanında geldiğini görürsün. Gelirsin. Eyvallah, gelirsiniz. Gönle engel yoktur. Gönülden istenildiği zaman bir şey muhakkak yerini bulur. Dost Allah, kalp arkadaş. Hiç merak etmeyin. Dost Allah, kalp arkadaş. Hiçbir yere sığmam, gönülden seslenirim diyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Seni Allah'a kavalayan her şey mübarektir. Ve insanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Ama Sevimcim bak, çok mutsuzum diyorsun ya. Hep mutsuzluk verir. Neden biliyor musun? Kabullenmiş, ben mutsuzum diyorsun. Veya şöyle, ufak bir şeyi büyüttüğün zaman, ya ufacık bir derdim var, madem bunu çok büyütüyorsun, o zaman büyüğünü verelim de boşa gitmesin bu serzenişin der. Hani o şuna benziyor. Hani bize çok yalanı öğrettiler ya talebeyken, annem hastaydı dersin, babam hastaydı dersin. Ha, biz de büyüdüğümüz zaman... Ya mesela diyelim ki bir arkadaş, ya inan ki başı hastalandım gelemedim mesela, arkadaşına gideceksin. Eğer o yalansa Allah seni hastalandırtıyor. O müthiş bir şeydir. Doğru olmak, samimi olmak, en büyük ciddiyet samimiyettir ve büyütmemek lazım. Allah çekemeyeceğimiz yük vermez güzelim. Bakın öyle deyin. Ya Rabbim, bu sıkıntıyı sen verdin, sen al de. Bu da çok güzel bir şey. Ya mübarek mübarek, her olay Allah'a kovalıyor. Mübarek bir şey. Yaşam mübarek bir şey. Evet arkadaşlar, bugün bayram. İsterseniz erken kapatalım. İşte bir bayram daha geçirdik. Geçiyor. Attığın her adım Cenab-ı Allah'a doğru gidiyor. Bunun bilincinde olursan dersin ki, ya Rabbi, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmama yardım et. Mahcup gelmek istemiyorum. Zor olaylarda en asilini yaptır. Beni bana bırakma de. Söyle, sorun vardı Sebat Food. Sebat Food.
Söyle, eğer yakalayabilirsem soruyu. Ya dua şeyini Mutlu Baba'nın kaybettim galiba. Biraz önce aradım. Bir şeyin arasına koydum galiba. Bulamadım. Evden de çıkmadım 4 gün. Güzel oldu. Tabii insan evini de özlüyor. Ev de mübarektir arkadaşlar. Kutsaldır. Çok kutsaldır. Eyvallah. Dur bakayım sohbet şeyini bulabilirsem arkadaşlar. Mutlu Baba'nın şeyini. Duasını ederdik. Bulamazsak da çok kısa ederiz. Ya Rabbim, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Yardım et. Beni bana bırakma. Benden gören sen ol. Benden işiten sen ol. Benden konuşan sen ol. Mahcup gelmek istemiyorum. Amin. İşte bu da çok özlü bir dua. Bu da benim duam arkadaşlar. O Mutlu Baba'nın birdi. O geldi aklıma bugün. Dedim ki ya benim birdim de şu olsun. Ya Rabbim, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Zor anlarda da şunu söyleyin. Beni bana bırakma ya Rabbim. En asilini yaptır. Çünkü bazı şeylerin içinden çıkamıyorsunuz. Bir anda şey olabiliyorsunuz. Hani parlayabiliyorsunuz, gerek yok. Sabreden de sevin ya Allah. Benim keyfime diyor, o zaman varırsın diyor. Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok mersi. Hadi açtım kendimize bir tane. Gams, kesret aleminde vahdet nurudur. İşte büyük mürşitlerden bahsediyor. Kevser aleminde vahdet nurudur. Allah'ı anlatırlar. Allah'a kovalarlar. Allah'ı idrak ettirirler. Gavs küldeki idraktır. Oo, çok güzel. Yani derviş dünyayı devirmiş demektir. Eyvallah. Allah bizi bırakır mı? Allah bırakmaz gaye. Allah karıncasından vazgeçmez. Senden vazgeçer mi? Benden vazgeçer mi? Biz sonsuzluğun güzellikleriyiz. Sakın sakın aman. İşte bak diyor ki nefs mübarektir hakkı aradığı için. Bir insanı mahveden nefsi ile gönül arasındaki ayrılıktır. Dengeyi sağla. Aklı gönle bırak. Bak diyor ki, sana verilen gözü kaparsan nankör olursun. Sana verilen benliği yaşamazsan da nankör olursun. Yaşa ama saplanma. Ben deme. Tabii ki kendini ishar etmek için bu dünyaya geldin. Ruhun büyüğü küçüğü olmaz, tezahürü olur. Bir kardelen bile karı delip ortaya çıkıp da adı kardelen oluyorsa, Kutman Leyla'nın, Seni Seviyorum Gaya'nın, Çiğdem'in, Sebat'ın, soru ne demiş? Soru işareti kısımda. Hocam, cam kıran Meltem. Cam kıran. Peki. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur demek, insan insana kavuşmuştur demektir. Ne ayrı var ne gayrı. Ahadiyetin tevhid aşkını farklılık coşturur. Farklı oluşumuz güzeldir. Zenginliktir. Burcu. Zan olmayınca, zen yani kesinlik olmaz. Ha, yani şüphelerimiz bile, kaygılarımız bile bizi güzele götürür demek istiyor ama zanını geçmeden zenini bulamazsın. Derya. İman aklı selimdir.
İmansız akıl selamette olmayan akıldır. Ha. Yanılgıdan korunmuş akıl, aklı selim. Yani gönülle aklı dengede tut diyor. Direk akıl topal şeytandır diyor. Ha, topal eşektir. Allah akılla bulunmaz zaten. Allah gönülle bulunur. Azize, tamam sana da açtım. Esrar nokta dediğimiz insandır. Akbal. Niyet öze matuf yönelmedir. Vallahi orayı ben takip edemiyorum. O kadar hızlı gidiyor ki. Ama şöyle bir şey diyelim. Şöyle yapalım. Sibel'den sonraki 5 kişiyi açıyorum artık. Kendini beşeriyetten ayrı gören ayrılıkta kalır. İnsanın kendi özüne saygısı Allah'ın ona sevgisindendir. Allahu Ekber bir anlamda herkesin kendi Allah'ını yüceltme gayreti ve niyazıdır. Allah'a yaklaşma tarzıdır diyor. Birinin aurasını tanımak ondaki Allah'ı tanımaktır. Allah candır. Can da cürme göredir. Müthiş. Başarı ilahi düzeni bilme oranında gerçekleşir. O zaman ben buradan 10 tane, bak şimdi arkadaşlar, ben 15 başlayacağım, 15 tane okuyacağım. Herkes kendi kafasına göre şey yapsın. O zaman bakalım, bu benim olsun desin. 1 ile 15 arasında bir sayı tutsun diyelim. 1. Maddeyi çarmıha germeden manayı bulamazsın. Al, maddeyi çarmıha germedikçe manayı anlayamazsın. 2. Ben aslım ve vasfım içindeyim. 3. Hayatın zevkleri gönlü paslandırır. Gönlün pasını zikir siler. Yani Allah'ı anmak. Zikir anmak demek. Güzelliği görüp içinde olmayan kişi kötülük yapar. 4. 5. Kabuğu koru. Ruh onun içinde gelişsin. Sonra kabuğu kır, kendini yaşasın. 6. Her türlü kazanç doğruluktadır. Sahtekarlık zaman ve enerjiyi, enerji kaybıdır. Tabii canım. 7. İlahi sisteme ters düşmemek için ciddi olun ve Allah'tan korkun. 8. Başarı ve başarısızlık kendine saygı ve güvenden gelir. 9. Gösterişin ötesindeki sadelik kamil kişinin işidir. 10. Hayatın esiri olmazsan hayatı esir alırsın. Bu da Kalden Hale kitabı. 11. İlahi sistemi bilmek, din kurallarını bilmekten daha öte bir şeydir. İlahi sistemin içinde hepsi var. Hani rutin ibadet sisteminin üstüne geçiyorsun, tefekkür. Ancak doğa seni takdir eder. 12. Gönlü 13. Gönlü Allah'ın evi bilen emri oradan alır. 14. Cennet ve cehennem kişinin kendini bilmesiyle ilgilidir. 15. Tevazu kendini öğrenmek için ilk koşuldur. 5 ile 17. 5. Öğretmen olmak öğrenci olmaktan geçer. Aksi ukalalıktır. 17. Hedef cüzi iradenin külli iradeye farkıdır. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diyorum. 16, bir bakayım 16 ya da.
Rütbe arayan küçüktür, feragat eden büyüktür. Fedakarlığın çemberinden geçmeyen dostluğa dostluk denmez arkadaşlar. Fedakarlık, özveri insanoğluna en güzel yolu çizer. Kendini bilmesin, eksiğini bilecek, tamamlayacak. İşte biraz önce bir arkadaş dedi ya, ben inadım dedi. İnadım yüzünden evliliğim bitecek neredeyse dedi. Kendini fethetmesi, kendini tanıması. En büyük cihat insanın kendiyle olan savaşıdır. Kimseyi düzeltem, o kadar zor bir şey ki kendimizi düzeltelim ya. Eyvallah. Hepinizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Şimdi 1 ile 12 arasında bir sayı söyleyin. Şimdi bir müzik dinleyelim ve kapatalım. Bakayım ilk önce kim ne dedi diyecek diyelim. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? 5. Tamam. Yani baştaki şeye geldi. Eyvallah. 5. Evet. Bu arada sorusu olan varsa, eğer yaşadığım bir şeyse de anlatırım. Ten libasında, bu tende, ten elbisesindeyiz. Hani hakikati arıyor ya insanlar. Bu elbiseden soyununca hakikat görünür. Kılıç kınından çıkınca anlarsın hakikati. Diyor ki, ben hakikati bileyim dersin diyor. İstersin. Sanmam diyor, sen ölmek mi istersin? Hakikat ancak ölünce bilinir. Ten libasında hükmetti aklım, akıldan cüda oldum, akıldan cüda oldum aşkınla. Neylerem şimdi? Ve kabillahi bildim aşkınla. Şekli takmayı, öfkeye hakim olamıyorum. Kilim. Bakın, öfkeye hakim olamıyorum dedi bir arkadaşımız. Allah'ın bir ismi hilimdir. İlimle örtülü yumuşaklık. Bakın, ilimle örtülü yumuşaklığımız olmazsa olmaz. Hep al baştan yaparız. Hep al baştan. Çünkü iletişimin en büyük, en güzel yanı yumuşaklıktır. Nasıl? Şöyle örnek verirdi öğretmenimiz. Derdi ki, bakın, arabanın tekerleği supleks, esnek olduğu için gider. O patladığı zaman ne kadar kötü ses çıkar değil mi diyordu. İşte insan da böyledir. Öfkene hakim ol. Yoksa o sana hakim olursa, Allah korusun, hapiste soluğu alırsın. Hastanede soluğu alırsın. Akıl hastanesinde soluğu alırsın. Gerek yok. O akıl hastanesindekiler, o hapishanedekilerin çoğu o öfke kontrolünü yapamadığı için oldu. Bir anlık öfke 20 sene içeri attı onu. Değer mi? Allah sabredenlerle birliktedir. Sevgi ve muhabbet varken fitne şerre mecalim yok. Ve affetme gücü yanında kusur ve kabahat hiçtir. Aslında arkadaşlar, şöyle bir şey de var. Ruhu tek kalıba sokamazsın. Herkesin ayrı bir görevi var. Herkesin ayrı bir seçimi var. Seçimlerimiz bizi biz yapar. Bulunduğun ortam terbiye metodundur. Sen sabırla, sevgiyle bulunduğun ortamı güzel kullan. Sabret. Allah seni oradan çeker alır. Allah'ın adı El-Hak'tır.
O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz, merak etme. Sahipsiz değilsin, terk edilmiş değilsin. Olamazsın. Şah damarından yakınım diyen Cenab-ı Allah senin en büyük dostun, yar ve yardımcın, mu'in, en büyük yardımcı, mümin, en güvenilir. Olay bitmiştir. Arkadaşlar, hepinizi kucaklıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı bayramlar olsun. İnşallah 2-3 gün sonra yine buluşuruz. Pazar günü bir aradayız. Ve aleyküm selam canım. Gün yine son. Ya Hak, bak ya Hak. Hak, hak ettiğimizi verdi. Burada aşağı yukarı 1 saat 40 dakikadır Allah diyoruz. İlahi sistemden bahsediyoruz. Ve çok güzel geçti Allah'ın izniyle. Çünkü Allah diyerek başladık. Allah'a sığınarak başladık. Ya Rabbim benden sen işte diye başladık. Ya Rabbim sen mübeyyinsin, beyan edensin. Sen el kelamsın diye başladık. Bizi bize bırakma. İçinde ben olan her şey cehalettir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kaf Dağı'nı aşmak Gaf Dağı'nı aşmaktır arkadaşlar. İşte öfke möfke Kaf Dağı, Kaf Dağı diye bir dağ yok. Gaf Dağı var. Gaf Dağı da o akıl, vicdan, irade, ruh eşittir. Akıl, vicdan, irade bütünlüğü, idrak bütünlüğüne Cenab-ı Allah bizi eriştirsin inşallah. Allah ilmi billah'tır. İlmin sahibidir. Allah'a ilimle gidilir. Allah'a bin şükür Kur'an-ı Kerim'de fiziğin ulaşmak için didindiği metafizik gerçektir. Ulaşmaya çalıştığı metafizik gerçek Kur'an-ı Kerim'dir. Dengeler şifadır. Sonra gönlün de ayrı bir kitaptır. Sen kitabullahsın ey dil. Cümle ulum sendedir der. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Allah var, gam yok diyorum. Gam mı var? Allah'ı unuttun, kendin çözmeye çalışıyorsun diyorum. Evet. Ve dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Bak, ilahlarımızı devirdi. Tek tek devirdi. İlah benim dedi. Gel beraber olalım dedi. Yalnızlığına da sevin, terk edilmişliğine de sevin. O seni terk etmiyor. Ama o senin layık olduğun yere getirir. Bir şeyi alıyorsa senden, hayatından birisi çıkıyorsa, hani üzülüyorsun değil mi? Bil ki seni temsil etmediği için çıkartır Allah. Seni daha fazla üzmesin diye. İşte olay budur. Allah kim sana layıksa onu gönderir. Başta Cenab-ı Allah bizi bize bırakmasın. Yayın bitmesin. İyi hadi yayın bitmesin. Peki. Dualar tabii. İyi niyet zaten duadır güzelim. İyi niyet devamlı duadır, duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Eyvallah. Şimdi Mutlu Baba'nın tam karşımda cümleleri var. Onu okuyalım bari. Korkma. Allah katında çirkinlikler unutulur, güzellikler unutulmaz. Allah güzelde görülür. Ya güzel nedir? Güzel güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın o kadar. Özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Kaf Dağı'nı aşmak, Gaf Dağı'nı aşmaktır. Yani yalnızlık hissine kapılmak, Allah'tan ayrı olduğunu zannetmek, çaresiz olduğunu zannetmek bence en büyük gaftır. En büyük gaf ümitsiz ol. Cenaze namazı neden kılınmaz? Hani intihar edeni Allah'tan ümidini kesti diye. Allah'tan ümit kesmek kadar büyük bir gaf olamaz arkadaşlar.
Düşersin, kalkarsın, düşersin, kalkarsın, düşersin, kalkamazsın. Bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Gizli bir el, her şeyi yerli yerine koy. Hiç merak etme. Koymadı mı? Koydu. Daha da koyacak. 18 sene önce Tanzim'de esnaftım. Yazar yaptı. 3 kitap nasip etti. Fuarları dolaştırdı. Yayıncılık nasip etti. Sohbet etmeyi nasip etti. Daha daha ilerileri de verir. Allah'ın hazinesinde yok yoktur. Bunu bil. Bunu bil. Allah'ın hazinesinde yok yoktur. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste vereyim der Allah. Sırat köprüsü edep köprüsü demektir. Arkadaşlar, bu işin başı da sonu da edep yahudur. Edep yahudan hiç şaşmamak lazım. Allah öldürmez, oldurur. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Allah'ı idrak etmek cenneti yaşamak demektir. Gönül hüküm vermez, hüküm veren mantıktır. Gönül affeder. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir. Evinin kapısı kapalı olanın gönül kapısı da kapalıdır. Bir başkasını karşılıksız sevmesini bilen ilahi yoldadır ve kesinlikle sevimlidir. Hiçbir şeyi hor görmeyen göz Allah'a açılır. Bakın arkadaşlar. Çok önemli bir cümle. Çok önemli bir spot cümle. Mutlu Baba'nın cümlesi. Mehmet Razi Mutlu Öğretmenim. Hiçbir şeyi hor görmeyen göz Allah'a açılır. Çünkü kayyum olan o, yöneten o, roller, rejisör o, senarist o, her şey o. Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Kınadığın şeyi yapmadan ölmezsin. Varlığın tadı andadır, an. An muhteşemdir ve Allah'tandır. Küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Tevhid Allah'tan, ayrım şeytandandır. Tevhid, birleştirici olan da konuş. Ayrım, aman ondan niye konuşuyorsun, aman niye öyle yapıyorsun, aman niye ona bakıyorsun, deli misin, manyak mısın diyen, bozuculuk yapan olmaz. Tevhid, birleştiricilik Allah'tan, ayrım şeytandandır. Allah'a nefsin dağını delen hakikat şirinine kavuşur. Allah'ı andığın an namazdasın. Namaz gerçekler karşısında eğilmektir. Namaz dinin direğidir. Tamam, ama bunlar da vardır. Allah'ı andığın an namazdasın. Yani bir anlık tefekkür bir yıllık ibadete eştir. Kim diyor? Kur'an-ı Kerim diyor. Gerçekler karşısında eğilmek. Müthiş bir şeydir. Çok büyük bir ibadettir. Namazdır aynı zamanda. Lütuf sabır noktasında gelendir. Sabrın bittiği zaman onda da biter, merak etme. Lütuf sabır noktasında gelendir. Ben sabreden de sevinirim diyor. Benim tadıma varmak için sabret der Allah. Kemal yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır. Kamil insan olmak. Şu cümleye çok dikkat edin ve üzerinde çok çalışın. Biyoloji gen diyor. Elektronik ilmi programlanmadan söz ediyor. Hayır, emir. Ama çok güzel bir emir. Olma emri. El Cabbar. Zorla kendisine çekiyor. O ne? Şems'in, hani dertli arkadaşlar. Evliyalık yolunda olanlar. Şems'in dizelerde dinle celal ettin diye seslendi. Zül celali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar. Evliya olur. Tabii söyleyin. El Cabbar. Yani zorla senin iyiliğini ister Allah. Cabbar. Celil, cemil, celal. Zül celali vel ikram.
Vekil. Ne güzel vekil. Hami. Hami. Hamim dersin ya. Habir, el habir, el hasip, en güzel hesabı yapan, el muhsi, en güzel muhasebeci, muhasebenin alasını, el muhsi, el muhi, ihyan eden, el muheymin, uyanık ve titiz, muktedir, mütekebbir, samet, hiçbir şeye ihtiyacı yok, her şeyin ona ihtiyacı var, herkesin ona ihtiyacı var. Zülcelali vel ikram. Celalinde ikram var. Melik. Malik. Sahibi, padişahı. Malikün mülk. Anın sahibi, mülkün sahibi, senin sahibin. En önemlisi anın sahibi. İşte o ana çok dikkat et. Diyor ki, hangi dinden ve mezhepten olurlarsa olsunlar, Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven kişiler aynı mezheptendir. Ayrı gören ayrı kalır. İnsanlığı ne kadar kucaklarsan, seni tahrik eden egonun gerçek maksadına asıl o ölçüde yaklaşırsın. Vedud, karşılıksız seven, vacit, dünya ritüelinden çıkaran, veşt haline getiren, vasi, selam selamete çıkaran, el fetta kapıları açan, el mesud el hafız saklayan, el mukni el gani, el muiz dereceleri yükselten, el rafi keza öyle, aziz yapan yükselten, el aziz sevgili değerli muhteşem, hepsi birbirinden güzel. Rab öğretmen, Rahman koruyan, Rahim esirgiyen, Kerim, Kadir, Hakim, Hekim, Hakem, El Hakim, her olaya hakim. El Metin, evet. El Azim, El Bedi, ol deyince olduran, El Baki, sonsuz. Eyvah, elhamd, el şükür. O çok başka bir şey. Rabia. El kuddüs, kutsal. Çok. Hu, tanımlanamaz güzellik. Hu, tanımlanamaz. Cenab-ı Allah, tanımlanamaz. Ama coşkusunu musavvir, ressam, sanattan sanatkâra var. O zaman görürsün. Bakın işte tasavvuf bu demek zaten arkadaşlar. Tasavvuf diyor ki, bir sanatkârın eserine hayran olan o eserden ilham alarak yeni arayışlara girişir. İnsanın halife oluşu zaten bu arayışları gerektirir. Bir de sanatkârın kendisine hayran olanı var. O da tasavvufa dalar. Tasavvuf, sonsuz aktivitenin kesintisiz tefekkürüdür. Sonsuz bir aktivite var. Ne alemler var. Aman Allah'ım. Ve evren devamlı kendini yeniliyor. Tasavvuf bakışıyla bakmak, Allah bakışıyla bakmaktır. Tasavvuf ehli aleme Allah'ın baktığı gibi bakar. Diyor ki, tasavvuf içe bakış değil, içe alış. Tasavvufun ruhsal metot ve ilimlerden başlıca farkı budur. Şöyle, tasavvuf oynanan oyunu, çok tasavvuf oynanan oyunu kulisten seyredebilme uğraşıdır. Bakın, oynanan bir oyun var, muhteşem bir oyun. Bizler oyuncu, yöneten kayyum Allah. Anlam veremediğin zaman çekil kenara, oynanan oyunu kulisten seyredebilme uğraşı. Yaşadığın hayata bak, hemen anlayacaksın. Bu senenin, içinde bulunduğun senenin bir öncekinden daha iyi olduğunu. İyi bir moddaysan. Tamam mı? Çünkü Allah verdiğini geri almaz,
daha iyisini verir ya da değiştirir. Allah'ın muhteşemliği oradadır. Allah'ın karakteristik yapısı hep vermektir. Allah'ın alması olmaz, Allah'ın vermesi olur. Şimdi o tasavvuf, madem yeni giren arkadaşlar bugün çoktu, yani yeni tanıdım sizi, ilk defa katıldım falan dediler. Şimdi şu tasavvuf konusuna zaten 5-6 dakika sonra kapatırız ama madem buralara geldik, T harfinden tasavvufu bulayım. Çok müthiş bir şey ya. Tasavvuf, Allah'ın bak dediği yerden bakmaktır olaya. Evet, tasavvuf. Tasavvuf diyor, oynanan oyunu kulisten seyredebilme uğraşıdır. Eğer bir alem inşa edilmişse bu tasavvufun isharıdır, ortaya çıkması, zuhuru diyor. Tasavvuf bakışıyla bakmak Allah bakışıyla bakmaktır. Tasavvuf ehli aleme Allah'ın baktığı gibi bakar. Tasavvuf hale girmektir, halden hale girmektir. Kaptan kaba koyar, nedir halin diye sorar. Şükür bize rıza düştü dersen, kadere eyvallah dersen, keder nedir görmezsin. Tasavvuf yüce sanatkarın sanatıyla hemhal olmaktır. Küçük kum zerresi de olsan, tasavvuf deryasının dibinde kalırsan inciye dönüşürsün. Yeter artık ilkokul. Tasavvufa gir ve bil ki iman körü körüne inanmak değil, külli akla bağlanıp oradan istihsal etmektir. Oradan elde etmektir. Ortaya çıkarmaktır. O ne biliyor musunuz arkadaşlar? Muhakkak biliyorsunuzdur. Mesela bu benim kabım. Ben bu kadarım kapasitem. Cenab-ı Allah da okyanus diyelim. Bunu okyanusa dökersen, oradan almaya kalkarsan, külli akıldan yararlanırsın. Yani beni minimize ettin, yok ettin, içinde ben olan her şey cehalettir çünkü. Nefsin dağını deldin, hakikat şirinine kavuşmak için külli akıldan almaya başlarsın artık. Tasavvuf cüz'i iradeyi külli iradeye gark yoludur. Tasavvuf ehli her varlıkta misafirdir. Herkesi kendi gibi görür. Ayrı görmez. Tek Allah hakikatine varmak için tek Adem olur. Ehli tasavvuf lüzumu görendir. Yani her vücut kuyusundaki Yusuf'u ortaya çıkarandır. Tasavvuf ehli vücudu halk arasında aslı hak aleminde çalkalanır durur diyor. Evet. Tasavvuf hikmetleri. Ölüm gerçeği kişiyi hüsrana ve çaresizliğe vardırır. Ölüme tasavvuf hikmetleriyle bakış ise hayranlığa yöneltir. Hani Şeyb-i Arız diyor ya, düğün gecesi diyor. Hiç ölür müydü peygamber diyor, ölüm kötü olsaydı. Artı sevgili öğretmenimin dediği gibi de, sevgili çağırdı da kim gitmedi der. Evet arkadaşlar. Güzel oldu ya, maşallah. İyi ki kesişmiş. Eyvallah. Nesrin galiba. İyi ki yollarımız kesişti diyor. Kesiştirene bak. Tanıştıran var. Güzelim, tanıştıran var. Hiçbir şey tesadüf değil. Basketçi voleybola transfer olmaz. Birbirine benzeyenleri bir araya getirir Cenab-ı Allah. Bırak o kötüleri, kendimizle ilgileneceğiz güzelim. Biz kötüyü görmeyeceğiz, biz kötüdeki güzeli gör. Her vücut kuyusundaki Yusuf'u ortaya çıkartmaya çalış. Allah sebepsiz yaratmadı. Hani Erol Taş kötü adam, kötü rolde oynuyordu değil mi? Peki ona ücret ödenmedi mi?
O filmi çeken ona da para verdi. Ama başrol oyuncusu kadar değildi, değil mi? Demek ki görevli. Herkes bu dünyada görevli. Boş ver, seni al. Bak, her seferinde kardeşim beni ağlatıyor diyor. Ağlatmayana kovalıyor. Seni Allah'a kovalayan her şey mübarektir arkadaş. Ya işte Okumuşlar yayıncılığa girin. Mutlu Baba'nın kitapları da çok güzeldir. Beni de yakından tanımak istiyorsanız zaten üçü bir aradadır benimkinin veya ayrı ayrı alırsınız fark etmez. Hepsinin içinde anlatmadığım burada mevzular var. Onlar da çok güzeldir. Sağ ol, sen de çok tatlısın. Ne demek? Evet arkadaşlar, öyle böyle şöyle derken yine 2 saati buldu ama cennet ve cehennem, sevgisizlik cehennem, sevgi cennettir. İlim cennettir, cehalet cehennemdir bu dünyada. İyilik cennettir, paylaşmak cennettir. Böyle olmak cehennemdir. Şu açık gözün kaderine bak. Bu geçici dünyaya gözünü açar da bekaya kapatır. İşte bu bence cehennemdir ama o cenneti yaşadığını zanneder. Biriktirmek ister, bilmem ne çarpmak ister, şöyle yapmak ister. Gemisini kurtaran kaptan da öyle değil. Öyle değil. Sırat köprüsü edep köprüsüdür. Suçları ikişer ikişer işlesek de cezasını tek tek çekeceğiz. Ve adalet evrenin ruhudur. Adalet Allah'ın ismidir. El-Ad, El-Hak. Onun için ben diyorum ki Allahu bes baki heves. Bu dünyada Allahsız kalmak cehennemdir. Orada zaten Allah'lasın. Cennet de şudur. Allahu bes baki heves. Allah kafi sonsuz heves. Eyvallah. Ben şarjım biter belki, kaydedemem. Eyvallah canım. Yaşantı yaşantı, hayat kutsal varlığın bilgisini öğretir. Yaşadık, çektik. Herkes ağlattı. Ama ağlatmayana kovaladı. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymuyor. Dost Allah kalp arkadaş oldu. Ve muhteşem bir birlik oldu. Zaten esprisi de o. Ben gizli hazineydim, bilinmek istedim ey kulum diyor. Her şeyi senin için yarattım, seni de kendim için. İşte muhteşem bu. O zaman ne diyoruz? Cennet bu dünyadaki cennette. Allahu besbaki efes, Allah'la olmak. Dünyanın gene insan, insanın gene de Allah'tır. Dünyadan insanı çıkar bir işe yaramaz. İnsandan da Allah mevhumunu çıkar. Ama men, Allah'la insanın bütünlüğü, şah damarından yakınım diyor. O zaman korku yok, üzüntü yok, çekemeyeceğin yük vermez. Sen onunla birliktesin. Yürü. Bak, dünya durdurmaya kalksa o yürüttükten sonra kimse durduramaz. O durdurduktan sonra da kimse yürütemez. Allah'la olduğunun bilincine var. Bu dünyayı, yani vermiş olduğu potansiyeli en güzel şekilde yaşamayı nasip etsin Cenab-ı Allah. Mahcup gitmeyelim. Duamız da bu olsun. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Pazar günü saat 10'da buluşmak üzere inşallah.